biz gazeteciyiz, atlatma haber yapmayı severiz. Tabii her zaman yapamayız. Yani bazen yaparız, bazen yapamayız diye ama bizim programlarımızı takip edenler bilecektir. Zaten önceki yıllarda da enflasyon yüksek olduğu için son iki, iki buçuk yıldır 2021'in Ağustos'undan bu yana gıda fiyatları, kira fiyatları ve benzeri. bir şöyle işte asgari ücret, emekli maaşları ne olacak diye söylüyoruz. Bakın geçen programda Aşağı yukarı 1200 yerde haber oldu. Bizim arkadaşlarla saydığımız buydu. Yani herkesten muhalifiyetten hükümet tarafına kadar. Bakın tam ne dedik bir izleyelim. Cumhurbaşkanı Erdoğan'da şöyle bir bilgi var. Onu da söyleyeyim. Aslında 16 bin lirada anlaşılıyor. Yani bu kurtarır diye. Erdoğan bu 17 bin lira olursa bunun bütçeye maliyeti ne olur diye Sayın Şimşek'ten galiba ve ekibinden bir hesap yapmasını rica ediyor. Ee, ona göre bakacaklar. 16 mı 17 bin lira mı? Evet 17 bin lira daha önce de söyledik. 17 bin lirada karar kılındı. O aslında 16 idi ama sonra 1000 lirada Erdoğan'ın bütçeye çok büyük bir yük getirmediği görüldüğü için 17 bin lira oldu. Ee, ben bu dönemi Murat AK Parti'nin 2003 Ocak ayından sonraki durumuna benzetiyorum. Yani tam 20 sene önceki duruma benzetiyorum. 19 yıl diyelim hadi. Yani 2024 ve girdiğimizi varsayalım ocak. O zaman da AK Parti böyle iyi zamlar vermişti. Geldiğinde hatırla. Doğal gaz, elektriğe, suya çok zam gelmedi. Yani yılda, hatta iki yılda bir kere geliyordu. Ve çok cüzi. Yüzde on yirmi gibi. Vatandaşı ürkütmeyen seviyede. Ama memur emekli maaşları böyle yüzde otuzlar, kırklar seviyesinde artıyordu. O yüzden hatırlarsan AK Parti'nin ilk beş dönemi, sen belki katılmayabilirsin. Orada görüşünü bilmiyorum. İlk 5-6 yılı genelde olumlu bulurlar. 2007'ye kadar. Ben evet. de olumlu bulurum. Yani 2010'a kadar 11'e şey de diyen var. i̇yi gitti, iyi gitti. Ben ona benzetiyorum. Nereden mesela? Bugün araba fiyatlarını inceledik. Tam %20 net düşmüş. Yani sıfır araba fiyatlarına baktık bugün. O editörüm Doğuş'la sabah. E, %20 azalmış. Ev fiyatlarında bir %10 düşüş var. Hakikaten var. Yani önceki şeylere baktık. Onun sebebi şu ama döviz yükselmiyor. Çok, döviz yükselseydi halimiz haraptı yani. Bu 17 bin lira. Mesela geçen sene bu zaman Ocak ayında asgari ücret ne kadardı? 8 bin lira oldu. 8 bin 500 lira ne kadar? 8 bin 500 lira 17 bin %100. Kadükleşti yani 8.500 lira. O yüzden de ben o döneme benzetiyorum. Eğer bizim biliyorsun enerji maliyetimiz 100 milyar dolar. Doğalgaz elektriğe büyük zamlar gelmezse, dövizle böyle kalırsa ben Nisan-Mayıs'tan sonra işlerin kadar düzeleceğini düşünüyorum. Ama bu zam olduğu için, Ocak'ta enflasyon şimdi yüksek çıkacak. Yani Şubat'ta yüksek çıkacak. Evet. Ama ben daha sonra işlerin, Mehmet Şimşek de çünkü bana da öyle söylemişti. Yani Ekim ayında görüştüğümüzde işte bir yılbaşı zamları olacak. Nisan, Mart-Nisan ama sonra düşecek bu. Zaten göreceğiz bunu dedi. Yani araba fiyatları düşüyor, hakikaten düşüyor. Ev fiyatları bir mi çok değil. Yani bir ışık görünüyor. Bu şu değil ama. Yani millet rahatladı. Çok iyi. Öyle bir şey demiyor. Demin senin anlattığına yani şey anlamda katılıyorum. Yani ekonomik sıkıntılar devam ediyor vatandaş açısından. Bunda şey yok ama tabii sosyal yardımlar ve benzeri işler Türkiye'de iyi olduğu için dayanışma onunla ilgili de devam ettiğini de söyleyelim.